Merhaba arkadaşlar. nur Tığ ve İğneler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Zil butonunu aktif ederseniz siz bildirim alacak ve çektiğim her videodan haberdar olacaksınız. Evet arkadaşlar yine Karşınıza çok güzel bir modelle geldim. Modelimiz bu. Modelimiz çok zarif bir model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes böyle rahatlıkla yapsın. Ağır modeller de var kanalımda, hafif modeller de. Herkese hitap etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar arkadaşlar. Şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Tığ battılarımızı hazırladıktan sonra bu tomurcuklu Sinek kanatlarımızı artık pipirikli üçgenlerimizi yaparak ara suyu olarak devam ediyoruz. Modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde tığ içine sık iğne yaparak başlıyoruz. Sık iğnemizi yaptıktan sonra iki tane zincir çekip bir defa tığımın başını doladım ve tığ battımın içine girip iki, iki olarak aldım. Buraya 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi trabzanımın arasına bu şekilde kapattım. 2 zincir çektiğim yandaki tığ battımın içine bu şekilde kapattım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 3, 6, 7 tane ara suyu yapıyoruz bu şekilde. 2 taneden de yuvamız oluşuyor. Toplam 9 tane yapacağız. Şimdi arkadaşlar aramızı verdik. Yuvamız için bir tane daha yapıyoruz. Trabzanımızı 4 zincirimizi çekip trabzanımızın arasına bu şekilde tomurcuk olarak kapattık. 2 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battımın içine kapatıyorum. Tekrar bir tane daha yaptık. Şimdi yuvamız için arkadaşlar tomurcuksuz sadece trabzan yaptık. 2 zincirimiz 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptık. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektim. Dönüyorum arkadaşlar. Buradaki 4 zincirli tomurcuğumun içine girip bu şekilde yuvamı kapattım. 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Buraya bir tane doladım. 3 tane trabzan yapacağız. 1 2 2 Evet arkadaşlar. Bakın 3 seferde aldığımız 3 mi 2 mi karar veremeyince arkadaşlar o yüzden baktım. 3 seferde çıkarmışım. 3 tane trabzan oldu. 3 zincir. Bir defa doladım. Buraya 3 zincirden bir yuva yapıyoruz. Yine 1, 2, 2 alarak trabzan yapıyorum. Bir defa doladım. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. 3 tane buraya trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir çekip ikinci yuvamızı yapıyoruz. Bir defa doladım. Zincirimin arasına girdim. 1, 2, 2. Yine 3 tane trabzan. 3 trabzan bir yuva, 3 trabzan bir yuva, 3 tane yapacağız arkadaşlar. Şimdi 3 trabzanım tamam. 3 trabzanım tamam olunca yine 3 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya giriyorum. 1 2 2. Evet arkadaşlar şimdi aynı şekilde bakın 3 tane yuvam oldu. 1 2 3. 3 zincir çekip 3 zincirimi çektim. Kapattım yuvamda. Bu şekilde yuvamı kapattım arkadaşlar. Ve şimdi buradaki trabzanımın içine girip seviyesine iniyorum bu şekilde ve iki tane zincir çekiyorum kapatıyorum buraya bakın burada bir tane üçgenimi oluşturdum arkadaşlar aynı şekilde şimdi devam ediyorum yine şu arayı vereceğim arkadaşlar tam 7 tane 3 6 7 7 tane bu tomurcuklu trabzan arasını vereceğiz 2 zincir çektim Bir defa doladım Hemen Tığ battımın içine girip 2-2 aldım Bu şekilde 4 zincir 4 zincirimi Tırabzanımın içine kapattım bu şekilde 2 zincir çektim Yandaki tığ battıya girip Kapattım bu şekilde 1-2 zincir Bir defa doluyorum Hemen yandaki tığ battıma 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 4 zincirini yapıp hemen trabzanımı tomurcuk olarak kapattım. 2 zincir çektim. Kapattım buraya. Dediğim gibi 2 oldu arkadaşlar. Siz 7 tane yapacaksınız. Ben bu bir taneyi daha yapayım. İpimizi koparıp gülümüze, çiçeğimize, modelimize başlayalım. 2 zincir yandaki tığ battıya kap bir zincir çektim ipimi kopardım Evet arkadaşlar mor ipimi bir zincir çekerek tığıma tutturdum bir defa tığımın başını bu şekilde doladım modelimi alıyorum bu yapmış olduğum yuvanın içine arkadaşlar ilk yuvanın içine girdim bu şekilde 1 2 ve 3 kez aldığım bir trabzan yap. Tekrar tığın başını doluyorum. Aynı işlemi tekrarlayıp bir trabzan daha yaptım. Bir defa doladım. Yine aynı şekilde yuvaya girdim. 1, 2, 2. Buraya 3 tane trabzan yapıp 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir defa doladım tığımın başına. Yuvaya girdim. 1, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar yine buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 2 oldu adedim. Bir defa doladım. Aynı yuvanın içine 3 tane bu şekilde trabzan yaptım. 2 zincir. 2 zincirim. Geçiş köprüm. Bu yuvamın içine arkadaşlar. ikinci yuvamın içine 1, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yap. Aynı burada yaptığımı bu yuvanın içine de arkadaşlar yapıyorum. 3 tane trabzan. Bir defa doluyorum. 3 seferde aldığım bir trabzan. Evet. Yine 3 zincir. Bir defa doluyorum. Aynı yuvanın içine girip 1, 2, 2. Yanına 2 tane daha trabzan. Bu şekilde bir defa doladım. Aynı yuvaya 2, 2 aldım. Evet iki tane yuvamı doldurdum arkadaşlar bu şekilde. Şimdi yine iki zincir çekerek üçüncü yuvaya trabzanlarımı yapmak için böyle köprü oluşturdum ve geçiş yaptım. Bir defa doladım yuvaya girdim. Bir iki iki. Bir defa doluyorum yuvaya girdim. Bir iki iki. Üç trabzan olunca üç zincir çekip Aynı yuvanın içine 3 tane daha dolduruyorum. 1, 2, 2. Bir defa doladım. Aynı yuvaya 3 seferde aldığım bir trabzan. Bir defa doluyorum. Aynı yuvaya 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım arkadaşlar. Bir zincirimi çekip ipimi kopardım. Bu şekilde iplerimizi yakalım arkadaşlar. Şimdi beyaz kısmının yapımı için gelelim. Bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum arkadaşlar. Modelimi alıyorum. Bu şekilde yaptığım mor kısmını arkadaşlar taşının, trabzanın tepesine kapattım. Bu şekilde bir tane sık iğneyle. Yanındaki trabzanımın içine de girdim. Kapattım bu şekilde. Bir tane de yuvaya girdim arkadaşlar. Kapattım bu şekilde. 3 tane sık iğne oldu. Buraya 3 tane zincir çekiyorum. Pardon 6 tane zincir çekiyorum kirpik için. 6 zincirimi çektim. Ve yuvada kapatıyorum. Bu şekilde bir tane kirpik yaptım arkadaşlar. 6 zincirimle. 3 zincir çektim. Bir tane doladım. Yuvaya girdim. Bu şekilde yuvamda 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan yaptım. 2, 3, 4 zincir. 4 zincirimi trabzanıma kapatıyorum ve buraya bir tomurcuk yaptım arkadaşlar bu şekilde. Geri kalan kısması kuyu dolduruyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dört tane sık iğne yaptım buraya arkadaşlar bu şekilde. Beşinciyi de bu mor yuvada yaptım. Altı tane zincir. Altı zincirimi yine bu mor yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde arkadaşlar buraya bir yuva yaptık. Bakın. Şimdi 1 ve iki sık iğne. Bu geçiş köprüsüne geldik geçiş köprüsüne de iki sık iğne bir iki evet arkadaşlar bu şekilde yuvanın bir tanesini doldurmuş olduk yine aynı şekilde trabzanlarımın tepesine iki sık iğne bir tane de yuvaya sık iğne altı zincir kirpik yapacağız altı zincirimi çekip yuvada kapattım, kirpik yaptım buraya. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektim, bir defa doladım, yuvaya girdim. 1, 2, 2. 4 zincir. Bu şekilde kapattım. Şimdi arkadaşlar buraya yine dört tane sık iğne yapıyorum. Trabzanımın içine bir, 2 3 ve 4 5. sık iğnemi yuvada yapacağız mor yuvamızın içine de bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde sık iğneli trabzanımızı yaptık ve karşısına 6 zincirle bir kirpik 6 zincirimi çektim yuvamda kapattım ikinci yuvamın İçini de bitirdik arkadaşlar. Ve bir, iki sık iğne trabzanlarımın tepesine, iki sık iğne de bu geçiş köprüsüne, iki sık iğne yine trabzanıma, bir, iki. Yuvaya da yine bir tane sık iğne yap. 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi kirpiğime kapattım bu şekilde arkadaşlar. 3 zincir çekip yanına bir trabzan yapıyoruz. 3 zincir bir defa doladım. Ve yuvaya girip 1, 2, 2. 4 zincir. 4 zincirimi yaptığım trabzanıma kapattım. Bu şekilde. Geri kalan bu kısmının içine de 4 tane sık iğne yapacağım trabzanımın içine. 1 2 3 ve 4 bu şekilde 4 tane sık iğne yaptım trabzanımın içine 5. sık iğnemi buraya yuvada kapattım tekrar 6 zincir 6 zincirimi yuvada kapatıyorum ve bu şekilde kirpik olarak yaptım. İki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki. İki tane sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. İpimi koparıyorum arkadaşlar. Artık iplerimizi yakıp dönelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimiz gördüğünüz gibi çok zarif bir model oldu arkadaşlar. Tıpkı kral tacı gibi, gelin tacı gibi çok hoş ve zarif bir model oldu. Ütülü olmadığı halde ütülü gibi. Yapımı da çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi rahatlıkla yaptık. Anlaşılması için ben yavaş gittim. Siz daha hızlı yapacağınıza eminim. Bu şekilde modelimiz. Çok hoş. Çok zarif bir model arkadaşlar. Ütüyle yiyince şöyle güpür güve, tiril tiril olacaktır. Muhakkak arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.